Değerli izleyenler, Eczacı TV ekranlarına hoş geldiniz. Sağlık Masası bugün yine bambaşka bir konu ve bambaşka bir konuğu ağırlıyor. Profesör Doktor Tayfun Ersoz, kendisi Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı öğretim üyesi. Aynı zamanda Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Sağ olun, sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Hemen ben konuya girmek istiyorum. Siz Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği yönetim kurulu üyesisiniz aynı zamanda. Uzmanınız bu alanda. Fitoterapi aslında duyduğumuz bir terimdir. Çoğu zaman pek çok yerde duyarız ama ne olduğunu tam olarak bilmeyiz. Dilerseniz bunun tanımıyla başlayalım. Sonrasında bitkilerle ilgili bir soru soracağım hemen akabinde. Tabii. Şimdi kelime anlamı olarak baktığınız zaman fitoterapiyi tanımlamak son derece kolay. Çünkü fito, bitki demek Latince, terapi de malum tedavi. Dolayısıyla bitkilerle tedavi. Ancak yüzyıllar boyunca insanoğlu bitkilerden tedavi amacıyla yararlanarak fitoterapiyi doğrudan doğruya bitkilerin etkili kısımlarını kullanmak suretiyle yapmakla birlikte artık gelişen teknoloji, yakaladığımız bilgi birikimleri çerçevesinde bakıldığında fitoterapinin de kavramı biraz değişmeye başladı. Artık fitoterapi doğrudan doğruya bizim drog dediğimiz tedavide yararlı olan bitki kısımlarını kullanmak değil, bunların özütlerini çıkartarak bunları klasik farmasötik formlar haline getirerek sunmak olarak değerlendiriliyor. Çağdaş yaklaşım böyle. Dolayısıyla bugün hepimizin, biz farmakognosların ve tabi bitkilerle uğraşan bilim insanlarının gönlündeki terimi kullanmak istiyoruz aslında biz. Bitkisel ilaç demek istiyoruz bunlara. Şimdilik fitofarmasötikler diye tanımlıyoruz. Dolayısıyla bugün fitoterapi aslında bitkilerden elde edilmiş özütlerin farmasötik formlar şeklinde hazırlandıktan sonra insanlara sunulması olarak değerlendiriliyor. Bu çağdaş kavram henüz bütün dünyada tam olarak oturmadı. Hala pek çok yerde, bizim ülkemizde de fitoterapi dendiği zaman doğrudan doğruya bitkilerden yararlanmak, bitkilerin tedavi edici özellikleri olan kısımlarını kullanmak olarak değerlendiriliyor. Ne yazık ki bu kavram karmaşası bir müddet daha devam edecek gibi görünüyor. Evet. Ama sonuçta herhalde bitkisel ilaca doğru kesin bir geçiş olacaktır diye ümit ediyoruz. Evet, siz bitkisel ilaç deyince hemen şunu sormak istiyorum. Bitkisel ise zararsızdır gibi bir algı var değil mi genel olarak? Maalesef. Yani bitkilerin zararsız olduğu, kullanıldığında maalesef herhangi bir vücuda zararının olmadığıyla alakalı bir algı var ve öyle bir yöneliş var o tarafa doğru. Sizce böyle midir? Hayır. Şimdi bitkileri bir kere çok basit varlıklar olarak görmemek gerekiyor. Çünkü bitkiler aslında kimyasal madde deposu. Canlı varlıklardır. Yaşamları boyunca birçok maddeyi üretirler. Çeşitli amaçlarla, kimi korunmak için, kimi kendilerinin üremesini sağlayacak böcekleri çekmek için. Bizim sekonder metabolitler diye adlandırdığımız bitkilerin bünyesinde oluşan pek çok maddenin bir müddet sonra tedavide kullanılabilirliği de keşfedildi. Yüzyıllar boyunca insanlar tıbbi bitkileri bu şekilde kullandılar. Günümüze de belki de bu akım nedeniyle bitkiler zararsızdır diye bir kavram kaldı. Fakat öyle değil. Aslında bitkiyle çalışmak çok zordur. Bitkiyi tanımak gerekir. Şimdi bitkiyle ilgili sorunlar nelerdir diye küçük bir parantez açacak olursak o kadar çok şeyle karşılaşırız ki. Birincisi, doğru bitkiyi bulmanız lazım. Bitki bitkiye benzer ama aynı bitki değildir. Örneğin ben size bir soru sorayım. Naneyi bilir misiniz? Evet. Hiç kullandınız mı? Evet. Ama kullandığınız nanenin tıbbi nane olmadığını biliyor musunuz? Şimdi ülkelerin bitki örtüsünde yetişen tıbbi bitkilerin kendilerine özgü iç yapıları vardır. Bu yapıları bilmek gerekir. Bitkiyi doğru tanımak gerekir. Örneğin benim biraz önce size sorduğum nane bir başka deyişle Türkiye bitki örtüsünde yetişen naneler mentol bakımından fakirdirler. Hatta bazı türler taşımaz bile. Oysa tıbbi olan nane türü
mentolca zengin olan türdür. Dolayısıyla bizim bitki örtümüzde, Türkiye bitki örtüsünde, florasında yetişen naneler tıbbi amaçla kullanılamazlar. Eğer tıbbi naneyle bir gün karşılaşırsanız onu da yemek olarak kullanamazsınız. Örneğin cacığınıza koyamazsınız, ağzınıza alamazsınız. Aroması çok fazladır. Çok fazla. Dolayısıyla uzaktan baktığınızda zannettiğiniz bitki tıbbi olmayabilir. Bu bizim karşılaştığımız sorunların ilki. Bitkiyi doğru tanımak. Bu da bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Botanik biliminin, ki bunun alt birimlerinde farmasötik botanik, yani sadece eczacılığın ilgilendiği tıbbi bitkilerle uğraşan alt botanik dalı, bu konudaki uzmanları yetiştiren daldır. Bizler, ben bir farmakognozi öğretim üyesi olarak 35. yılında akademik yaşamında olan bir kişi olarak doğaya çıktığım zaman bütün bitkileri tanıyamıyorum. Mümkün değil. Çalıştığım daldaki, yöndeki bitkileri ancak tanıyabiliyorum. Dolayısıyla bugün sizin bir kanaldan, bir baharatçıdan, bir aktardan almak için gittiğiniz bitkinin doğru olduğundan emin olmanız gerekiyor. Bu kesin yargıyı ne yazık ki aktarlar ve baharatçılar ya da bu tarz tabi bitki satışı yapan yerler sahip değiller. Bu birinci sorunum. İki, diyelim ki doğru bitkiyi buldunuz. Acaba doğru yerden mi toplanmış? Çünkü Türkiye bitki örtüsü çok geniş bir alan. Bir bitkiyi Karadeniz yöremizde de bulabilirsiniz, Akdeniz'de de, Doğu Anadolu'da da aynı tür. Kimyasal yapıları belki aynı maddeleri taşıyarak benzer ama miktar yönünden farklılık vardır. Dolayısıyla doğru bitkiyi doğru yerden toplayıp toplamadığınıza emin olmak zorundasınız. Bitkiler canlı varlıklar. Doğuyorlar, büyüyorlar ve dönemleri geldiğinde meyve veriyorlar. Sonra tekrar doğuyorlar. Acaba toplanan bitki tıbbi etkiyi gösterecek ana maddeyi ya da maddeleri en yüksek oranda ürettiği anda mı toplanmıştır? Yani toplama zamanı doğru mudur? Bunu da bilmek pek mümkün değil. Bitkilerin yetiştiği sahaların güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Nasıl emin olacaksınız? Bugün bir otoyolun kenarındaki papatyalar artık bizim dostumuz değil. Çünkü kirleniyorlar. Yeraltı suları kirli olan bir beldede yetişen, bölgede yetişen tabii bitkiler o sulardan aldıkları kirli maddelerle ne yazık ki kirleniyorlar. Fabrika yakınlarında, taş ocakları yakınlarındaki alanlarda yetişen, doğal olarak yetişen bitkiler artık güvenli değiller. Dolayısıyla bitkilerle çalışıyoruz, bitkileri kullanıyoruz derken bakacağınız o kadar çok nokta var ki işte bunları bir çırpıda saydığınız zaman bu sıkıntılar karşınıza çıkıyor ve siz bunlarla boğuşmak zorunda kalıyorsunuz bilim insanı olarak. Ama ne yazık ki toplum bunların bilincinde değil, kendisine sunulan bitkiyi doğru kabul etmek zorunda. Oysa birçok araştırma yapılıyor bu konularda ve biz üzülerek görüyoruz ki tıbbi bitki olarak adlandırılan bitkilerin büyük çoğunluğu yanlış türler, hatalı türler. Bulundukları yerlerde saklama koşulları çok farklı. Bitkiler dediğim gibi canlı varlıklar, toplandıktan sonra da özen gösterilmesi gereken ögeler, bunların saklanması da çok önemli. Sakladığınız ortamlardaki nem, ısı, ışık bu şartları sağlamazsanız o bitkilerin içerisindeki maddelerde bozulmalar görülebilir. Dönüşümler görülebilir. Örneğin pek çok kişinin çok yakından bildiği aflatoksinler bitkilerde hızla oluşuveren zararlı bileşiklerdir. Eğer bitkileri kötü şartlarda depolarsanız, nemli bırakırsanız, üst üste bırakırsanız aflatoksinler oluşabilir. Veya içindeki etken maddeler kırılır, bozulur, açılır. Veya da birbirlerine bağlanarak bambaşka maddeler haline dönerler ve siz bir tedavi amacıyla bunu kullanacak olursanız beklediğiniz etkiyi göremeyeceğiniz gibi birçok konuda da zararlı etkilerini görerek sıkıntıya da düşebilirsiniz. O yüzden başta söylediğim gibi bitkilerle çalışmak o kadar kolay değil. Hocam öyle bir tablo çizdiniz ki bitkiler masumdur. Algısı tamamen yerle bir oldu şu anda. Çünkü ne zaman toplandığı, hangi mevsimde toplandığı, nasıl depolandığı, nasıl kurutulduğu, her şey ne kadar önemliymiş aslına bakarsanız. İçindeki o etken maddenin, o aromasının bizi ne kadar tedavi edip etmeyeceği aslında tamamen bu şeylere bağlı, bu etkenlere bağlı, saydığınız etkenlere bağlı. Dolayısıyla bitkiler çok da masum.
Değil aslında. Aslında bitkiler masum. Eğer onlarla uğraşmayı bilirseniz, onlara yaklaşma metodunuz düzgün seçilmiş ise bitkiler son derece masum. Bir kere elimizde çok güzel bir veri tabanı var. Yüzyılların getirdiği birikim, kullanım birikimi. Bugün nanenin zararsız olduğunu, nanenin yararlı olduğunu biliyoruz ama sorun doğru naneyi bulabilmekte. Doğru zamanda toplayarak topluma doğru şekilde sunabilmekte. Yaşanan sıkıntıların temelinde bu tip hatalar yatıyor. Bulunan bir bitki kardeş bitkiye benziyorsa tamam bu budur deniliyor. Biz bunları çok gördük. Oysa iki bitki birbiriyle kardeş olsa dahi iç yapı bakımından çok büyük farklar gösterebilir. Bunun en güzel örneği haşhaş bitkisiyle gelinciktir. Birisi haşhaş, papaver somniferum diye adlandırılır. Öteki papaver rojas. Aynı cinsin iki kardeşidir bunlar ama hepimizin çok iyi bildiği gibi haşhaşta morfin var, gelincikte yok. Şimdi gelinciği haşhaş yerine kullanamazsınız. Haşhaşı gelincik yerine kullanamazsınız. Ama uzaktan baktığınız zaman ana bitkiye benzediğini zannettiğiniz bir bitkiyi toplayıp kullanmak mümkün değil. İşte sorun burada yatıyor. Onun için aktarlarda, baharatçılarda veya tıbbi bitki satan noktalarda bu hususa dikkat ediliyor mu diye biz çok endişe ediyoruz. Ve yapılan araştırmalar ne yazık ki olumsuz yönde sonuçlar veriyor. Ne kadar önemli bir noktaya değindiniz hocam. Herhangi bir şekilde toplanılmış olan ve herhangi bir baharatçıda satılmış olan ürünün faydasını bırakın, zararından, çok ciddi zararlarından bahsediyoruz şu anda. Maalesef, maalesef. Ve biz bunların örneklerini de yaşıyoruz, görüyoruz. Sıkıntıların nereden kaynaklandığını da bilemiyor tıp insanları. Sonradan ortaya çıkıyor ki kullanılan bir bitkinin yanlış kullanımı veya yanlış bitkinin kullanımı kişinin o fizyolojik veya patolojik sıkıntısına neden olmuştur. Bunlar aslında son derece ciddi konular. Üzerine çok ciddi bir şekilde eğilmesi gereken konular ama ne yazık ki toplumumuz bu konuda biraz duyarsız gibi geliyor bana. Hiçbir insanımız eczaneye girip de dün akşam tansiyonumu ölçtüm işte 17 çıktı aman eczacım bana bir antihipertansif ilaç ver demez. Buraya çok ciddi yaklaşırlar, mutlaka hekime giderler, tedavi prosedürünü öğrenirler, reçetelerini alırlar, öyle alırlar ilacı. Ama ne yazık ki tıbbi bitkiler söz konusu olduğu zaman büyük bir cesaretle yaklaşımlarını sürdürüyorlar ve bu konuda da ne yazık ki toplumda büyük bir inat görüyoruz, devam görüyoruz ve birbirlerine de yanlış bilgi aktarımlarıyla destek oluyorlar aslında köstek olduklarını bilmeden. Evet, yine aynı noktaya geliyoruz. Bitkilerin masum olduğu algısı hakim olduğu için kullanmakta da herhangi bir çekince görmüyorlar. Dolayısıyla herhangi bir baharatçıdan gidip kolaylıkla temin edip alıyorlar. Bitkiler masum, o zaman suçlu olan ürünler mi hocam? Evet, şimdi ikinci canımızın yandığı nokta. Bitkilerden son dönemlerde bitkisel ürünler yapılmaya başlandı. Özellikle 1994 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda takviyesi adı altında piyasaya sürülen bitkisel ürünlerin kontrolü Amerikan Besin ve İlaç Dairesi'nden bilinen adıyla FDA'den alındıktan sonra bütün dünyada bitkisel ürün kullanımında büyük bir rakam patlaması yaşandı. Bu bizim ülkemize de sıçradı. Şu anda Türkiye'de bitkisel ürün adı altında toplayabileceğimiz iki temel grupta ürün görüyoruz. Bunlardan bir tanesi bizim Sağlık Bakanlığımızın kontrol ettiği, biz farmakognosların ve bilim insanlarının aslında bitkisel ilaç dediği ama şu anda mevzuat gereği henüz bu tanımlamayı yakıştıramadığımız, söyleyemediğimiz geleneksel bitkisel tıbbi ürün sıfatıyla satışa sunulmuş, eczanelerimizden halka ulaştırılan ürünler var. Bunlar son derece güvenli. Bunu şunun için söylüyorum, Sağlık Bakanlığı'nın bitkisel kendilerine gelen bitkisel ürün taleplerini karşılayabilmek, ruhsat verebilmek için ortaya koyduğu çok ciddi prosedürler var. Bunların belki de en önemlisi analiz gereği. Bu ürünler analiz edilmeden katliyen piyasaya çıkmıyorlar. Başlangıç maddeleri de analiz ediliyor, değerlendiriliyor, üretim aşamaları kontrol ediliyor, son ürünler kontrol ediliyor ve piyasadaki durumları da takip ediliyor. Şimdi dolayısıyla eczanelerimizden Sağlık Bakanlığı ruhsatıyla halka sunulan bütün bitkisel ürünler ki bizim için bitkisel ilaçlar son derece güvenli. Ancak aynı şeyi
bugün bir başka bakanlığımızın, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın izniyle piyasaya çıkan gıda takviyeleri için ve herhangi bir denetime tabi olmadan piyasaya sürülen, yine gıda takviyesi adı altında satılan ürünler için söyleyemeyeceğiz. Bunları da herhangi bir şekilde boş bir ifade olarak söylemiyorum. Bunların hepsi bilimsel çalışmalara dayanıyor. Elbette. Örneğin ana bilim dalımızdan bir arkadaşım, Profesör Doktor Ömür Demirezer'in yaptırdığı bir tezde kognitif fonksiyon bozukluklarına iyi geldiği bilinen bir tıbbi bitki üzerinden hazırlanmış, eczanelerimizden satılan ürünler ile piyasada diğer bakanlığımızın denetimiyle veya denetimsiz olarak satılan benzer preparatlar karşılaştırıldığında çok acı bir tablo çıktı ortaya. Sağlık Bakanlığı ürünlerinin tamamı istenen kriterleri sağlarken diğer kanallardan gelen benzer preparatların hiçbiri istenen kriterleri sağlamıyordu. İçleri neredeyse bomboştu. Dolayısıyla maalesef, karşıyayız. Maalesef. Yani toplum şu anda o kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya ki bunun ne yazık ki algısı henüz tam oturmamış durumda. Ne yöneticilerde ne de toplumu bizzat kendisi. Bu şekilde yapılan yayınlarla belki de bizler de vatandaşlarımızı uyarmış oluyoruz. Size Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği olarak eczane eczacıları aracılığıyla da vatandaşlarımıza ulaşıyorsunuz. Sanıyorum güzel çalışmalarınız var. Birazcık kısacık ondan bahseder misiniz? Eczane eczacılarıyla özellikle evet, bu konuda. Derneğimiz bu seneki çalışma hayatına başlarken öyle bir karar aldık. Çünkü biraz önce dediğim gibi toplum aslında çok yanlış bilgilendiriliyor ve ciddi tehlikelerle karşı karşıya. O zaman dedik biz Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği olarak topluma bir şekilde ulaşmanın yolunu bulmalıyız. Çünkü bizim derneğimizin tüzüğü gereği biz daha ziyade akademisyenlerle birlikte oluyoruz. Ya da bu konuda akademik çalışma yapmış eczacılarla. Bunun üzerine dernek yönetim kurulumuz eczane eczacılarıyla ilişkileri değerlendirmek üzere bir komisyon kurulmasına karar verdi ve benim başkanlığımda bir komisyon kuruldu. Ben Türkiye'nin çeşitli yerlerinden birkaç eczacı arkadaşımızı bu komisyona davet ettim. Şu anda çekirdek durumundayız. Sayımız çok kişiden oluşmuyor. Ancak attığımız bir iki adım sonrası eğer hedeflerimize ulaştığımızı gözlemlersek o zaman Türkiye'nin daha geniş bir yüzeyine yayılmayı, daha çok eczacı arkadaşımızı, özellikle eczane eczacısı arkadaşımızı bu komisyona alarak onların fikirlerinden, onların taleplerinden yararlanmayı hedefledik. Umarım ki başarılı oluruz. Çünkü bizlerin temel görevi topluma doğru bilgiyi aktarabilmek. Hani bu konuda söyleyeceğimiz o kadar çok şey var ki, içimiz o kadar çok yanıyor ki, topluma herkes, neredeyse bizim dışımızda her kesimden herkes bilgi veriyor. Ve ne yazık ki topluma sorulan bu bilgilerin büyük çoğunluğu yanlış, hatalı ve hatta tehlikeli oluyor. Çok ezbere ifadeler var. Konunun ihtisasını yapmamış kişiler, bunların içerisinde isimlerinin önünde akademik ünvanı olan kişiler de var. Akademiklik, evet ama kendi branşı dışında bir dalda söz sahibi olmaya hayır. Bu tarz bilgileri akıtan kişiler içerisinde hekimler var. Bazılarını tenzih ederim. Fitoterapi konusunda sertifikalı kurslara gitmişler. Bu konudaki programlara katılmışlar ama bunlar çok azınlıkta. Diğer hekim dostlarımız alınmasınlar ama birçoğu tıbbi bitkileri bilmeden konuları topluma aktarmaya çalışıyorlar. Hatalar yapıyorlar. Ve ne yazık ki medya. Medyanın bu konudaki kusuru ön planda. Çünkü sansasyonel haberleri hemen medya alıyor, ya ekranlara taşıyor ya manşetlere taşıyor. İfadeler son derece çarpıcı. Ancak o ifadenin altında yatan tehlikeye hiç kimse değinmiyor. Çok basit bir şekilde bir öneride bulunuyor. Filan bitkiyi falan rahatsızlık için kullanmak gerek. Büyük puntolarla manşeti görüyorsunuz. Ama o bitkinin bilinçsizce kullanılması sırasında neler olacaktı bunlardan kimse bahsetmiyor. Ve bunları söylediğiniz zaman da siz pek hani revaçta olmuyorsunuz. O yüzden ben aslında şahsım adına, bilim dalım adına Eczacı TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bizleri doğru bir kanaldan, doğru bir noktadan topluma ulaştırıyorsunuz.
Bu bakımdan müteşekkirim. Bizler de teşekkür ediyoruz. Çok kesmek istemedim hocam. Çok güzel mesajlar iletiyorsunuz buradan. Sizin gibi çok değerli hocalarımızın da eminim ki duygularına tercüman oluyorsunuz. Çok önemli bir konu. Suistimale çok açık bir alan çünkü. Evet. Sağlık alanı ama özellikle bu alan, ilaç, eczacılık alanı suistimale çok açık bir alan. Ve halkımızın da en az bilgiye sahip olduğu alan ilaç. Şuraya gelmeye çalışıyorum aslına bakarsanız. Evet, bitkiler masumlardır ama ürünler değildir. Dolayısıyla bu bitkisel ürünleri kullanırken aynı zamanda diyelim ki normal bir ilaç kullanıyoruz. Birbirleri arasında herhangi bir etkileşim ya da bize zararlı olabilecek herhangi bir etken söz konusu olur mu diye sormak istiyorum. Evet, tabii. Sözlerimin başında dedim, bitkiler kimyasal madde deposudur. Siz tabi bir bitkiyi kullanırken kimyasal pek çok maddeyi vücudunuza alıyorsunuz. Öte yandan tedavi amacıyla konvansiyonel ilaçlarını kullanan kişiler de yine kimyasal maddeler alıyorlar. Bu kimyasal maddeler birbirleriyle mutlaka etkileşirler. Çok masum gördüğünüz, besin olarak tükettiğiniz veya tıbbi etkisinden emin olarak kullandığınız birçok bitkinin aslında kullandığınız birçok ilaçla etkileşim var. Bir örnek. Sarımsak. Kim korkar sarımsaktan? Ama sarımsağı tansiyon düşürücü etkisi nedeniyle sık sık kullanan kişilerde kan pıhtılaşma düzeyinde bir değişiklik olacaktır. Eğer bu kişi aynı anda kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa pıhtılaşma süresi uzar. Dolayısıyla kişi küçük bir yaralanmadan zarar görebilir. Büyük sıkıntılara geçebilir. Ve bunun da sarımsaktan kaynaklandığını bilmeyebilir. Benzeri birçok örnek var. Örneğin kognitif fonksiyonlarla ilgili tedavide yararlı olan ginkgo biloba diye bir bitki var. Bizim bitki örtümüzde yok. Bunun yapraklarından hazırlanan ekstrelerde birçok ilaçla etkileşmektedirler. Sarı kantaron diye halkımızın büyük çoğunluğunun bildiği, ismini en azından duyduğu, hafif ve orta şiddetteki depresyon vakalarında tavsiye edilen bir tıbbi bitki var. Kalp ilaçlarıyla etkileşir. Antikonvülsan ilaçlarla etkileşir. Organ nakillerinde kullanılan organ nakli sonrası kişiye verilen immün sistemi destekleyen ilaçlarla etkileşir. Şimdi bunları bilmeden bitkileri gelişigüzel kullanmamak gerekiyor. Ya da başka yönden sıkıntı yaratır. Örneğin keten tohumu. Herkesce bilinir, işte laksatif etkisinden yararlanılır, ama bitkiseldir, hiçbir sıkıntı yapmaz denir ama keten tohumu aldığınız ilaçların absorpsiyonunu etkiler. Bu yüzden de kullanım zamanını bilmeniz gerekir. Keten tohumunu kullandıysanız ilacınızı 2 saat sonra almak zorundasınız. Ya da ilacınızın saatine sadık kalacaksanız ya 2 saat öncesinden keten tohumu ya 2 saat sonrasından keten tohumu kullanmak zorundasınız. Evet, uzaktan bakınca bitkiler masum, bitkileri doğru kullanmazsanız o zaman sizi üzüyorlar. Evet. Ne kadar güzel şeyler söylüyorsunuz hocam. Programımızın sonuna geldik. Son ekleyeceğiniz son sözlerinizi de alalım. Ardından programımızı kapatalım. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ediyorum ve Eczacı TV'ye yayın hayatında başarılar diliyorum. Dediğim gibi doğru bir kanaldan topluma ulaşmak çok zevkli. Ama tabii sadece dileklerle yetmiyor. Yöneticilerimizin karar mekanizmasındaki kişilerin bir şeyler yapması gerekiyor. Devletin artık bu konuya çok ciddi olarak yaklaşması gerekiyor. Medyanın sorumluluk alması gerekiyor. En azından araştırarak, doğru kanallardan doğru bilgiye ulaşarak bunu toplumuyla paylaşması gerekiyor. Dediğim gibi aslında bitkiler masum ama ne yazık ki suçlu olan ürünler. Evet, bu sağlık zincirinin hocam son söz aslında. Sağlık zincirinin son basamağındaki vatandaşlarımıza da aslında çeşitli görevler düşüyor. Birazcık daha algılarının açık olması lazım. Birazcık daha sorguluyor olmaları lazım. Çünkü Her şeyden önce kendi sağlıkları söz konusu. Dolayısıyla onlara da sanıyorum bazı görevler düşüyor. Medya, devlet kuruluşları, kurumları, belki de eczacılarımız ve belki de vatandaşlarımız hep beraber sivil toplum örgütleri. Evet. Hep beraber değil mi hocam? Eczane eczacılarımız aslında bu konudaki birinci çözüm ayağı olabilirler. Doğru bilgileri kendilerine ulaşan bireylere mutlaka aktarmak zorundadırlar.
Eczacı arkadaşlarımız belki geçmiş yıllarda kalan bilgilerini tazelemek durumundadırlar. Bu konuda pek çok kaynak var, doğru kaynaklar var. Bizim derneğimizin çıkarttığı bazı monograf kitapları var. Doğru kişilerce kaleme alınmış kitaplar var. Ya da eğer imkanları varsa bilimsel yayınlara ulaşma şansını kullanabilirlerse bu kanallardan edinecekleri bilgileri mutlaka aktarmak zorundadırlar. Eczane eczacısı meslektaşlarımız, dostlarımız bunlardan korkmasınlar. Birazcık bilgilerini tazelesinler. Göreceklerdir ki pek çok şeyi çok kolaylıkla hatırlayacaklar ya da öğrenecekler ve en doğru mesajı vereceklerdir. Umarım o günler yakındadır. Umuyoruz bizler de. Tekrar geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Değerli bilgilerinizi paylaştınız bizlerle ve izleyicilerimizle. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Profesör Doktor Tayfun Ersöz, Farmakognozi ve Fitoterapi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Kendisiyle bitkisel ürünleri konuştuk. Umuyorum faydalı olmuştur sizlere de. Biz bir sonraki programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.